Merhabalar. Şimdi bu derste çok önemli bir konuya değineceğiz. Bir ara ders gibi düşünebilirsiniz. Rotation order'ları işleyeceğiz bu derste. Bunun çok büyük bir önemi var ama benim gördüğüm animatörlerin çoğu rotation order'ı bilmiyorlar, kullanmıyorlar ve başlarına gelen daha ağırlıklı olarak kollarda ve bacaklarda oluşan hataları farkında değiller ve bir şekilde 3D Max'te de Maya'da da Filter denen şeyi düzeltmeye çalışıyorlar bununla. Yani ne oluyor? Kol işte buradan ne bileyim buraya giderken atıyorum. Böyle düz gitmiyor. Arada böyle saçma sapan bir şeyler yapıyor. Ondan sonra böyle gidiyor. Aynen şöyle oluyor yani. Bunu da nasıl düzeltiyorlar? İşte tabii bu giderken aslında burada bir key olmuyor. İki key arasında öyle gidiyor. Ben şu an size göstermek için bunu yaptım. Doğal olarak Arrow filter yaptığında fark etmez. Çünkü zaten orada bir key var. Ama genelde çok basit bir animasyonda bile saçmalayabiliyor kollar. Bunun sebebi rotation order'ın düzgün doğru bir şekilde kullanılmamış olması. Gimbal lock'a düşüyor. Gimbal lock nedir? Ya da daha önce rotation order'ları görelim. Rotation order'ları Maya'da Attribute Editor'dan giriyoruz. Burada. Şimdi bu rig Advanced Skeleton. Yani çoğu insan Advanced Skeleton kullanıyor. Hızlıca Advanced Skeleton atıyorlar ama bu Rotation Order'ları hiç ellemiyorlar. Haliyle hatalar yaşıyorlar tabii ki. Bu hataları nasıl düzeltiriz? Yani Advanced Skeleton'da bile aslında Z'ye X olarak gelmiş. Yani burada da X, Y, Z mesela. Ben açıkçası hepsini X, Y, Z olarak beklerdim. Ve bize bırakmanı tercih ederdim. Onlar kendileri yapmış. Yani Advanced Skeleton'ı yazan kişi gitmiş bunu Z'ye X yapmış. Yanlış. Neden yanlış olduğunu şimdi birazdan göreceğiz. Şimdi diyelim genelde karakterler, biped karakterler. Tamam çok kompleks IK de dövüş animasyonları dışında FK'de bir yani FK'de şu an IK'ye geçerse biliyorsunuz farklı Inverse Kinematics'e geçiyor. FK'de animasyon yapılacaksa eğer bir yürüme animasyonu belki de burada ne yapar bir karakter yürümede? Kolunu sallar öyle değil mi? Tabii size bir T pozda geldiğini farz edersek karakterin A poza da gelebilir. T fark etmez. Nerede gelirse gelsin siz bunu bir kere indireceksiniz aşağı. Allah'ın emri. Yani Y'de Y ekseninde indireceksiniz öyle değil mi? Daha sonra yürürken koşarken kolunu sallayacak ve aynı zamanda da belki döndürmek isteyecek ama bakın ne oldu? X'te döndürdüğü zaman 3 değer birden alıyor. Yani tekrar bakalım. Karakteri getirdi siz geldi size. İndirdiğiniz kolu. Tamam Y de güzel aldı. X de aldı. Ama Z'de aldı ama X'te sadece X oynaması gerekirken hepsi beraber oynuyor. Şimdi burada ne oluyor o zaman? Graf editörde 3 tane curve birden tek hareket için çalışıyor. Yani burada tek hareket yapacağım ama 3 curve çalışacak. Halbuki burada tek hareket yapıyorum. Tek curve çalışıyor graf editörde. Şimdi bu ileride problemlere yol açar.
Gimbal lock'a düşer. Zaten şuradan gimbal lock'u görebilirsiniz. E'ye basık tutun. Sol mouse'a basık tutun. Gimbal'a gelin. Şimdi gimbal'a geldiğinizde gimbal lock, yani o kilitlenmeyi nerede yaşadığımızı göreceğiz. Şimdi siz bunu indirdiniz. Bakın zaten X gelmiyor zaten. Yani Z geliyor, mavi geliyor. Ama X gelmiyor. O bir yerde kilitlenecek. Daha sonra Z'yi de yaptınız. İşte X'i oynatınca gördüğünüz üzere diğerleri de. Yani bu da saçmalıyor yani. Bunun olmaması gerekiyor. Yani gimbal lock'tayken bunu görebiliyoruz. Ama object mode'tayken bunu göremiyoruz. Sanki hepsi, yani X oynatınca Y, ne oynatırsam oynatayım hepsi zaten beraber geliyor gibi gözüküyor. Biliyorum biraz karışık ama mantığını anlayınca rig geldiği zaman önünüze, animatörlere söylüyorum bunu. Hemen bodozlama bir animasyona başlamayacaksınız. Buradaki rotation order'lara bakacaksınız. Çünkü bu bir kere yapılıyor. Key atıldıktan sonra bir daha yaparsanız bütün animasyonunuz bozulur. O yüzden yani en başta yapmak zorundasınız. Şimdi yani ne yapıyoruz? Önce aşağı indirilir, değil mi? Yürümesi için. Yani Y ekseni. Ondan sonra Z ekseninde bir animasyon verilecek. Sonra isterseniz X'te de verilmesini istiyoruz. Hepsinde de ayrı ayrı değer almasını istiyoruz. O zaman buradan, yani Y'de dedik önce, Z dedik, sonra X dedik. Eğer animasyon, yürüme animasyonu falansa. Yani o zaman Y, Z ve X. Ama buradan tam tersine bakmamız gerekiyor. Y, Z, X, yani sağdan sola doğru ters bakmamız gerekiyor. Çünkü rotation order'lar ters çalışır. Onun da sebebini biraz anlatacağım. Yani biz Y, Z, X istiyoruz. Şimdi bir daha bakalım. Y, Z, X yaptık. Y de geldi. Tek değer yine. Z de yine tek değer aldı. X'e bakalım. X de tek değer aldı. Yani böylelikle graf editörünüz tertemiz çalışır. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Ben YouTube'da birkaç video gördüm. Bundan birkaç sene önce. ILM'deki, onu da görmemin sebebi, Animation Mentor'daki, Animation Mentor'un sahipleri ILM'de, yani ortaklar mı, supervisor mı, öyle bir şey. Onların videosunu izliyordum. ILM'de çalışırlarken animatörlerin hepsi gimbal lock'ta çalışıyor. Yani gimbal lock olduğu zaman sadece bunlarla poz verebiliyorsunuz. Ama biz böyle bir şey yapmıyoruz. Neden? Bizim çünkü işimize object mode'da daha kolay geliyor. Şuradan tutup tek harekette istediğimiz pozu getiriyoruz. Ama adamlar daha garantici herhalde, gimbal lock hiçbir zaman girmesin diye gimbal lock kullanıyorlar. Bir de gerçekten çok kompleks sahneler olabilir. Çok sadece yürüme, koşma, bunlar bir şey değil. Bu kol ne hallere girer? Oradan sonra şimdi altından kalkabilir misiniz bilmiyorum, ama tabii ki dediğim gibi AOL filter bunu düzeltiyor. Ama diyelim şuradan buraya kadar bir körler olduğunu düşünün. Yani şöyle diyeyim size, yani işte falan atıyorum gibi. Şimdi burada bir sürü curve olduğunu düşünün. Burada bir sorun yaşarsanız, işte 65 değil de bu 550. frame'de olursa, yani orayı seçip yol filtre yapıyorsunuz, orayı düzeltiyor. Tamam. Ama hepsini seçerseniz ona göre düzeltir. Bozulma ihtimali yüksek. Rotation order biraz karmaşık ama neden ters çalışıyor derseniz, neden ters çalışıyor? Şurada size küçük bir şey göstereceğim. Belki anlayacaksınız hemen. Şimdi işte Z mavi,
Yeşil, kırmızı falan. X, Y, Z. Z'nin döndüğü zaman bunların da dönebilmesi için bunların ona altında child olması gerekiyor. Child parent ilişkisi. Doğal olarak önce X'i Y'ye parentliyoruz. Sonra da Y'yi Z'ye parentliyoruz. Yani aslında buradaki rotation order X, Y, Z order'ı. Ama biz burada şey görürüz. Z'ye X olarak görürüz. Yani ama aslında order, yani şey order'ı bu. Child parent order, yani önce kim parentliyorsun order'ı aslında. Maya'da ters çalışıyor. Sebebi de bu yani. O yüzden kafanız karışmasın. Eğer bir animasyonunuz hangi sırayla olacaksa onun tersine bakacaksınız. Benim sıram indir. Ondan sonra gez ve Z ise Y yaptık. Z yaptık. X o zaman Y yaptık. Benim de kafam karışıyor. Y yaptık. Z yaptık. Ve X. O zaman X, Z, Y. X, Z, Y. Evet. X, Z, Y arayacaksınız. Ve onu yapacaksınız. Aynı şey işte omuzda da geçerli. Hangisini ağırlıklı daha çok yaparsınız? Mesela atıyorum bunu mu daha çok kullanırsınız? İşte ne bileyim bunu mu kullanırsınız yani? Yoksa bunu mu? Tabii ki bunu yani. Doğal olarak Y öncelik olacak. Ondan sonra, bunu sanmıyorum yani böyle bir şey yapacağını. Yani yapar ama ağırlıklı ileri ve geri kullanır. Y, Z ve X. Yani X, Z, Y arayacağız. Bunda da. X, Z, Y. Evet. Bunda neydi? Bunda da aynı. Evet, yani şu an ben bunu düşünerek yapmadım ama onda da aynı. Mesela atıyorum göğüste ne yapacak? Z yapacak. Ağırlıklı. Belki X yapacak. Tabi aslında animasyona da bağlı. Mesela şuna bakalım. Bir karakter öne eğilir ağırlıklı. Ondan sonra yana daha az olur tahminimce. Sağ ve solu olur. O zaman önce X, sonra Y, sonra Z. X, Y, Z. O zaman tersten bakacağız. X, Y, Z. Bu olması lazım. Gibi kontrollerinizi ayarlayabilirsiniz. Umarım faydası olmuştur. Özellikle animatörler için. Rigçiler için de biz bunları şey yapmamız lazım. Rigledikten sonra kontrollerimizde her şeyimizi yapıyoruz. Biz buradan bunu gidip X, Y, Z'de bırakma değil. İşte X, Z, Y ise burada bırakacağız. Animatörler bunlarla uğraşmayacak. Ama yine de bir animatör olarak ben her zaman buna bakarım. Ne animasyon yapacağımı düşünürüm. Ona göre belki burada demin söylediğim gibi belki öncelik bu, sonra Y, sonra Z dedik ama yani belki de ne bileyim jimnastik yapacak, önceliği Z olacak belki de yani. Ne bileyim bir belki halter falan kaldıracak, belki o tarafı ilmesi gerekecek, bilmiyorum yani ama animasyonu düşünerek yapmamız gerekiyor. Bu da benim kurslardan öğrendiğim bir şeydi zamanında. Rig'e geçtiğimde çok daha önemli olduğunu fark ettim. Bunu gimbal lock'a düşmemesi için aynı zamanda rigçi olarak jointlerin de rotation order'ları var. Onlar biraz daha karışık. Ona göre riglemek gerekiyor. Bir de onların local rotation axis'leri var. Local rotation axis'e göre de jointleri riklemek, onlara göre de kontrol yapmak gerekiyor. Yani biraz ilk başladık karışık olabilir. Sonradan alışacağız. Umarım faydalı olmuştur. Sıkılmamışsınızdır. Ve bir sonraki animasyonlarınızda siz de gimbal lock'a düştüğünüzde
Ah ben keşke rotation order'ımı yapsaydım diyebilirsiniz. Her zaman Eul filter sizi kurtarmayabilir. Rotation order dersimiz bu kadardı. Teşekkürler.